Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Bir Kur'an iklimi programındayız ve tarihin bütünlüğü içerisinde Kur'an veya tarihin bütünlüğü içerisinde İslam. Bu konuyu ele almaya çalışıyoruz, işlemeye çalışıyoruz. Evet, Genellikle daha önce de belki söylemişimdir. Gerek İslam tarihi yazanlar, siyer yazanlar, gerekse Kur'an-ı Kerim'i tercüme edenler veya tefsir yazanlar yani bir adetleri vardır. Nereden başlarlar? Cahiliye döneminden başlarlar. Efendim Kur'an gelmezden önce Arap dünyası şöyleydi, Hicaz böyleydi, Mekke şöyleydi, bu civar böyleydi. Efendim Kabe'den başlarlar bazen. Hz. İsmail'den başlarlar ve getirirler. Ve Kur'an-ı Kerim'i de çok iyi bilmemiz için efendim Arapçayı, çöldeki Arapların dillerini, lisanlarını, çeşitlerini veyahut da bu arada sebebi nüzul falan bütün bunlar Arap cahiliye şiirini ki biliyorsunuz cahiliye döneminde şiirler e, Arap dil bilgisinde çok büyük bir delildir. Hemen onu getirirler. Bakın işte falan şair bu kelimeyi şu anlamda kullanmıştır diye. Ha. ama şimdi biz diyoruz ki tamam amenna. Bunlar olacak. Bunları bileceğiz. Bunlar zaruridir. Ama bunlardan başka bir şey daha zaruridir. Biz buna inanıyoruz. Nedir? Kardeşler İslam geldiğinde, Kur'an geldiğinde etraf neydi? Sadece Mekke değil. Büyük coğrafya neydi? Biraz geriye çekelim. Uzaktan bakalım. Dünyaya iyi bakalım. Dünyanın durumu neydi? Onun için size kısaca bunu özetlemek istiyorum. Daha önce de belki hatırlattım ama bir daha söyleyelim. Kur'an geldiğinde Peygamber Efendimiz dünyaya gözünü açtığında evet Mekke'de Medine'de fazla bir şey yoktu. Hele hele Mekke'de hiç öyle Hristiyan falan yoktu. Ama unutmayalım ki nedir? Etraf Hristiyanlıkla çevrilmişti. Yani biraz uzaktan da olsa aşağıdan Necran tarafı, Yemen tarafı hemen biraz daha batıya doğru Habeşistan, efendim Mısır, Kıptiler, ondan sonra Bizans, ondan sonra şöyle evrilelim Gassaniler, Suriye'deki Gassaniler ve hatta İran'ın batı tarafı olduğu gibi Hristiyan'dı. Olduğu gibi Hristiyan'dı. Ve İslam böyle bir günde gelmiştir. Allahu Teala Resulü'nü böyle bir dönemde gelmiş, göndermiştir. Belki söylediğim gibi yani Mekkeliler Hristiyanlıkla görünürde iç içe değiller gibi ama öyle değil. Kiçeler nasıl? Çünkü hiç durmadan bu taraflara, bu söylediğim yerlere hiç durmadan ticarete giriyorlar Oradan ticaret kervanları geliyor. Yani nedir? Yani Hristiyanlıktan çok 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 haberleri var. Öylesine haberdarlar ki kendiler Hristiyanlar, Hristiyan olmamışlar. Ve bu da ayrı bir olay. Bile bile olmamışlar. Yani Hristiyanlığın batıl bir din olduğu için değil. Yani zaten kendilerinin dini tamamen batıl. Putperestlik. Allah'a şirk koşan e, Kabe'nin putlarla doldu, olduğu bir günde Hristiyanlık nedir? Yunmuş, arınmış bir dindir onlara göre. Ama olmamışlardır. Bunun sebebini inşallah bir gün enine boyuna ilah ederiz. Niye efendim Hristiyanlığı kabul etmemişlerdir? Böyle bir teşebbüs olmamış, olmuş mudur? Böyle bir fırsat gelmiş midir? Böyle bir davet gelmiş midir kendilerine? Hristiyan olun diyenler olmuş mu? Olmuştur. Niye olmamıştır? Bunlar niye kabul etmemişler? Mekkeliler o ayrı bir konu. Ama şunu bilelim. Uzaktan baktığımız zaman yani nedir? Etraf her yer Hristiyanlıkla çevrili. Veya bir anlamda da etraf haşa İsa Allah'ın oğludur. İsa Tanlıdır, İsa üçün üçüdür diyen bir büyük bir milletle, büyük bir toplulukla, çeşitli çeşitli topluluklarla nedir? Karşı karşıya karşıyadır. Muhatap olmuşlardır. Gerçi bunlar birbirlerinden biraz farkları var ama o kadar değil. Yani diyelim ki Habeşistan'daki Hristiyanlarla Suriye'deki Gassaniler, yukarıdaki Kıptiler, hele Bizans falan bunlardan biraz aralarında farklar vardır. Yani Katoliz Katolik'ten doğan, efendim Nasturilik'ten doğan ama o kadar değil. Bunların hepsi istisnası çoğu yani İsa, Allah'ın oğludur diyor, haşa. işte Allah'ın Resulü böyle bir dünyaya gözünü açıyor. Ve işte bunu iyi bilmezsek, bunu görmezsek, İslam'ı iyi anlayamayız, Kur'an'ı iyi anlayamayız. Ya Mekke'de inen bu surelerin içinde niye bu kadar şey var? Demek artık Medine, ayetleri Medine'de inen sureler, yani bir Maide suresi, adına bakın, adı bile nedir? şeydir, maidedir, maide nedir Hazreti İsa, İsa Aleyhisselam'a inen sofradır. Sadece adı değil, içi de öyle, onlarla doludur. Bir Ali İmran suresi var, bir Meryem suresi var. Yani bütün bu sureler nedir? Bakıyorsunuz tamamen ehli kitapla, Hristiyanlıkla, Yahudilikle ilgilidir. Ama e, yani söylediğim gibi Mekke'deki inen Ayet-i kerimelerde de bu var. Yani kafanızı karıştırmak değil. Şu dilimizden düşünmediğimiz Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad ve lem yekul lehu ahad. De ki Allah birdir, vahittir. Yani o samettir. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. Yani hele bu bölümler hiçbir şey onun dengi değildir. Kardeşler, bizim okuduğumuza göre Mekkeli müşriklerin böyle bir problemi yok fazla bir. Yani Mekkeli müşrikler yani özellikle Allahu Teala'nın doğduğunu, doğurduğunu falan böyle bir şey iddia etmiyorlar. Peki bu ayetler bu güzelim sure hiç dilimizden düşürmediğimiz ve efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın da bize ısrarla yani çok çok okumamızı yani sabah namazının sünnetinde bilmem bitirde şurada burada okumamız gerektiğini belirttiği bu sure hatta hakkında çokça hadisi i şeriflerin olduğu bu sure-i celile e, yanlış anlamayalım da yani Hristiyan alemini biraz daha fazla ilgilendiriyor veya Hristiyanlarla muhatap olacak olan Müslümanlar onu biliyor Allahu Teala. Allahu Teala Bizim geleceğimizi biliyor. Kiminle burun buruna gireceği olacağımızı, kiminle muhatap olacağı, kiminle iç içe gireceğimize. Allahu Teala yani vakıf olduğu için, bildiği için, ilmiyle, iradesiyle bunları şey yaptığı için bize bunları gönderiyor. Yani hatırlarsanız, okumuşsanız eğer Hazreti Cafer gel şeye gittiklerinde, Habeşistan'a hicret ettiklerinde yani orada Necaşi'nin karşısına çıkıp Bismillahirrahmanirrahim kafaya ayn saat suresini, Meryem suresini okumuştu ve yani aslında Necaşi Meryem suresiyle, Meryem suresinin irşadıyla yani imana gelmişti, İslam'a gelmişti. Şimdi kardeşler soruyorum size, Mekke'de yoktu, Mekke'de Hristiyanlar yoktu ama allah Teala indirdi bunu. Niye? Biliyor kullarının yani son peygamberinin ümmetinin nerelere gideceğini, nerelere varacağını, çok kimlerle iç içe olacağını, kimlerle savaşacağını çok iyi bildiği için bize, onun için Cafer buyuruyor ki radıyallahu anh, bizim, bize azık oldu diyor. Biz diyor bu sure indi. Nerede indi? Mekke'de indi. Bu sure Mekke'de indi. Daha ortada Mekke'de hiçbir Hristiyan yokken Allahu Teala onlara enine boyuna Hazreti Meryem'i anlattı. Hazreti İsa'yı anlattı. Zelike İsa bin Meryem dedi. İşte Meryem oğlu İsa budur. Diye Allahu Teala yani güzelce anlattı ve o da vardı Necaşi'yi anlattı. Oradaki Hristiyanları anlattı ve ne oldu? Onlar da elhamdülillah başta Necaşi olmak üzere hepsi de iman ettiler. Kardeşler biz buradan anlıyoruz ki biz onları bilmemiz lazım. Eğer o sure olmasaydı, o su sure, yani eğer Allahu Teala Hazreti Meryem hakkında, Hazreti İsa aleyhisselam hakkında, Hazreti Zekeriya aleyhisselam hakkında o o günkü çağdaş yani peygamber ve etrafındaki o onlar hakkında Hazreti Yahya, Hazreti Zekeriya, ya Hazreti Meryem, Hazreti İsa hakkında eğer bu bilgileri vermeseydi ne olurdu? Yani eksik ve onlar fazla orada bir iş yapamazlardı. Kendilerini ispat edip duracaklar. Yani konuşuyorlardı. Yani oradaki müna hatta sözden söze geçiyoruz da müsaadenizle hatırlayın Çağrı filmini hatırlayın. Çağrı filminde güzel bir sahne yapmışlar. Yani Hazreti Cafer ve Necaşi'nin oradaki birbirleriyle konuşmasını ve o zaman müşrik olan Amr ibn As'ın orada müdahalesini falan şöyle gözümüzün önüne getirelim. Nedir? Yani biz buradan bir yükümlülük çıkarıyoruz. Biz gerçekten onların dinini enine boyuna her yönüyle bilmemiz icap eder. Bilmemiz icap eder. Niye? Biz iç içe yaşıyoruz. Biz onları tanıyoruz. Biz onların hakkında, yani böyle kuru kuru şeylerle, yani anadan babadan duyma bir takım iddialarla ne Hristiyanlığı anlatabiliriz, ne mücadele edebiliriz, ne de kendi insanımızı bile ikna edemeyiz. Belki sırası değil ama hiç unutmuyorum. Ee, Almanya gittim bir defa, böyle Kürsü'ye çıktım orada camide. Ve ee, Ezbere konuşuyoruz. Ezbere dediğim, yani Türkiye'den bildiğimiz şeyleri tekrar ediyoruz. İşte İslam evladına sahip çıkar, efendim e, burada böyle bir başıboşluk var. 18 yaşına geldi mi baba karışmıyor, anne karışmıyor, başıboş falan Pişman. konuşuyorum ben. Kürsüden indim. Fakat Almanya'yı çok iyi bilen bir kardeşimiz, enine boyuna bilen bir kardeşimiz beni tuttu, hocam dedi özür dilerim bu konuda biraz ezbere konuşuyorsunuz, yanılıyorsunuz. Niye? Senin dediğin gibi değil mesele. Evet 18 yaşında burada yani anne baba artık nedir? Yani şey yapamaz, karışamaz, evladına fazla müdahale edemez. Ama iyi bil ki başka yönleri de var. Nedir? Artık 18 yaşına gelmişse faturalar ona aittir. Yani evdeki faturaların bir, kızı, ya o ayrı bir mükelleftir. Yani ayağının üzerinde duracaktır dedi. Bizim Türkiye'de böyle değil dedi. Biz kötü yönünü görüyoruz ama nedir? Adamlar diyorlar ki, efendim sen 18 yaşına geldin, artık işini kuracaksın, gücünü kur, başın çaresine bak. Aa, kendi ayaklarının üzerinde duracaksın demektir. Bunun anlamı budur. Ama biz de ya efendim tamam yani babaya ataya, dedeye hürmet vardır. Ondan ayrı baş çekilmez falan ama bu o kadar da ayetin, hadisin emri değildir. allah Teala bize babalarınızdan hiç ayrılmayın, dedelerinizden hiç ayrılmayın. Hepiniz bir sülalede, bir çadırda, bir obada hepiniz beraber olun diye de bir ayet de yok. Dikkat ederseniz yani kafanızı karıştırma değil de. Yani demek istediğim yani eğer o insanları çok iyi bilirsek nedir? Yani ezbere konuşmayız. Ezbere konuşmak hep bizi yanlış yerlere götürür. Demek ki bazen bazı bildiğimiz şeyler e, tamamen isabetli şeyler değil. Yani hangisi Kur'an-ı Kerim'den, hangisi Allahu Teala'dan, Resul'ünden, hangisi annemizden, babamızdan yani bunları birbirinden ayırmamız lazım. Yani burada bazı şeylere baş kaldırmak veya isyan etmek değil de yani ben bunları anlatırken orada kardeşin biri dedi ki ya hocam gerçekten dedi ben dedi yani evladımı bir defa dedi kucağıma alıp yavrum diye sevemedim babamın yanında dedi. Babamın yanında bir defacık yani oğlum yavrum diye alıp kucağıma böyle sevemedim. Hatta yere düşerdi bir yerleri ağrırdı varıp kaldıramazdım ayıp olurdu babanın yanında. Size soruyorum doğru mu bu Allah mı bize böyle emrediyor? Allah-u Teala'nın emri midir bu? Tamam babaya, ataya gereken saygıyı gösteririz ama saygı bu mudur? Bundan ibaret midir? Onun için yani meseleyi çok dallandırıp budaklandırıyorum ama yani demek ki bizim başkalarından alacağımız şeyler var, doğrular vardır. Veyahut da onlar hakkında en azından kendilerini kendilerinden öğrenelim kendilerini. Bu da çok önemlidir. Yani bu dünyada bir insan için en önemli şeylerden birisi de kendisini ifade etmesi. Yani arkadaş bir de beni benden dinle. Tamam başkalarından da dinle. Beni sevmeyenlerimden de dinleyebilirsin. Düşmanlarımdan da dinleyebilirsin. Ama bir defacık da benden dinle. Bu, bundan daha önemli bir hak yoktur. Er-Rahman, allemel Kur'an, halegel insan, allemehül beyan. Allah beyanı öğretti. Yani beyandan maksat özellikle özellikle bir insanın beyanının en önemli yönü nedir? Kendi kendini ifade etmesidir. Ben şuyum demesidir ve kendisini kendisinin anlatmasıdır. Ha, onun için biz hem kendimizi kendimizi anlatmamızı isteriz, önemseriz ama muhataplarımızı da ya bir de seni senden dinleyeyim. Senden için şöyle şöyle diyorlar ama duydum, bir şeyler duydum ama buyur, bir de seni senden dinleyeyim diye. E bugün mahkemelerinde nedir? en önemli yönü budur. Yani mahkemelerdeki en ana nokta püf noktası budur. Yani sanığı dinlemek, suçluyu dinlemek, başkasını dinlemek bundan yani sadece şahit olarak değil, yani sanık olarak da dinlenmesi çok çok önemlidir. Sözü çok dolaştırıyoruz ama yani bugün bunlar yani çok çok eksiktir. Hani Nasrettin Hoca kadı olmuş herhalde ilk defa tayin edilince eve şeyler davacılar gelmiş. Ondan sonra iki davacı gelmiş. Ondan sonra başlamış efendim ben şöyle 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 bundan şikayetçiyim bu bana şöyle yaptı öyle yaptı işte falan. Adamın sözü bitmiş. Haklısın demiş. Haklısın deyince öteki demiş ya hocam bir dakika. Ya bir de ben konuşayım. Bir de beni dinle. Ondan sonra ikimizinkini yani ölç, biç, tart ve hangimiz haklıysak ona göre haklı de. Deyince Allah sen de haklısın demiş. Ondan sonra onlar gidince hanımı sözü ele almış. Hocam, hoca efendi bak böyle artık sen kadı oldun. Yani böyle olmaz. Ne yapacaksın? Yani ikisi gelecek, davacılar geldiğinde ikisini de ayrı ayrı dinleyeceksin. Ondan sonra ölçüp biçip hangisi haklıysa öyle konuşacaksın deyince hanım sen de haklısın demiş. Yani işin esprisi evet haklı. Herkes haklı olabilir. Herkes haklı olabilir. Onun için herkesi kendi ağzından dinlememiz icap eder. Ha elbette bu dinlediğimiz her şey doğru olmayabilir. İşte çürüklüğünü çıkarabilmemiz için de nedir? Çürüklüğünü çıkarabilmemiz için de önce onları dinlememiz, dinlememiz onların efendim ifadelerin ve hatta ibraz kelime kimlik ibrazlarını bizzat kendilerinden almamız icap eder ki hak ortaya çıksın. Hakkın ortaya çıkabilmesi için nedir? Dinlenilmesi, bilinmesi, tanınması icap eder. Evet muhterem kardeşler ben şöyle düşünüyorum. Allah'ın izniyle biz var ya eğer etrafı iyi dinlersek yani Kur'an-ı Kerim'e biraz daha uzaktan bakarsak Kur'an-ı Kerim'e yani etrafıyla birlikte bakarsak Kur'an-ı Kerim'in indiği günde neler oluyormuş neler olmuş yani dünya neredeymiş hangi noktadaymış yani bunları bildiğimiz zaman nedir? Bunları bildiğimiz zaman gerçekten çok daha güzel anlayacağız hatırlarsınız. Yani bir hadisi şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَاقِ Ben diyor şüphesiz ki mekârimi ahlakı, güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim. Gönderildim buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi bunu hep ne yapıyoruz? Peygamber Efendimizin yani ahlakta önder olduğunu ispatlamak için okuyoruz bu hadis-i şerifleri. Kürsülerden, ekranlardan öyle değil mi? Ama bu hadis-i şerifin başka bir yönü de vardır. İyi düşünelim. Bunun anlamı nedir? Ya benden önce de ahlak vardı. Yani ahlakı ben getirmedim. Yani ahlak bana gelinceye kadar bütün insanlar vahşiydi, ahlaksızdı, terbiyesizdi de ben geldim işte her şeyi düzelttim demiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben güzel ahlakı tamamlamak, için gönderildim. Ha nedir? Benden önce güzel ahlak vardı. Benden önce İsa vardı. Benden önce Musa vardı. Benden önce Yahya vardı, Zekeriya vardı, Yusuf vardı, Yakup vardı. Yani Adem vardı, Nuh vardı, İbrahim vardı. Yani onlar hep güzel ahlak üzere, güzel ahlakı getirmek için uğraştılar. Getirdiler de ha, bu da önemli getirdiler. Ben de tamamlamak üzere, ben de tamamlamak üzere geldim. Eğer bunu bu bu şekilde anlamazsak bu hadisi şerifi vicdansızlık olur. Vicdansızlık olur. Yani belki garbimize gidebilir. Yani Mekke'deki müşriklerin bile gerçekten bazı yani iyice davranışları vardı. Özür dilerim. Erkekçe davranışları vardı. Tamam. Kalleşlikleri vardı. Zalimlikleri vardı. Üçkağıtçılıkları vardı. Vicdansızlıkları vardı. Ama bunun yanında nedir? Yani güzel yönleri de vardı. İbrahim'den kalan, öteki peygamberlerden kalan güzellikleri de vardı. Hz. İsmail'den kalan güzellikleri de vardı bunların. Mesela garibinize gider, yani o en büyük kafirlerden Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, yani Velid bin Mughire hakkında çok çok yani şeyler var, ayetler de inmiştir. Bu adam müşrikler, yani önemli bir müşriktir. Ama bu adama, bu adamın bir yönünü anlatayım. Dikkat ederseniz bu adam şu bizim Kabe'nin yıkılıp yeniden yapılmasını biliyorsunuz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hacerül Esved'e alıp yerine koyuyor. Önce dört tane büyük kabilenin tuttuğu o büyük bir bez savan diyelim veya kilim diyelim alıyor onun üzerine koyuyor. Ondan sonra getiriliyor şey. Bu olay var ya bu olayı organize eden bu Velid bin Mughire'dir. Velid bin Mughire yani Kabe'yi yapalım. Kabe yıkıldı yani eskidi bu böyle gitmez diyen adamdır ve bunu organize ediyor. Organize ederken ne diyor biliyor musunuz? Yani herkes diyor, buraya diyor, alın terini getirecek diyor. Hiç kimse faiz parası getirmeyecek. Hiç kimse zina parası getirmeyecek. Zina ettirdiği cariyelerinden kazandığı kazancı getirmeyecek. Alın terini getirecek herkes. En helal, malının en helal kısmını getirecek. Ve bu Allah'ın Kabe'sini yani bu şekilde yapacağız buraya. Haram katmak bize yakışmaz diyor. Buyurun. Ha nedir? Ha bu insanlarda, bu müşriklerde bile nedir? Bazen erdemler vardır, faziletler vardır. Onun için nedir? Yani hılfül fudulu kurmuşlardır. İslam'dan önce Efendimiz'in üye olduğu yani Erdemliler Derneği'ni, vakfını kurmuşlardır ve işletmişlerdir de. Evet kaldığımız yerden inşallah bundan sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun muhterem kardeşlerim.